Değerli Reklam Payda takipçileri, yepyeni bir astroloz ile karşınızdayız efendim. Size bir söz vermiştik. 3 Ekim'de evet. Yeniden kayıda gireceğimizi söylemiştik. Ve bu kayıtta ne yapacaktık? Jüpiter akrebe geçiyor. Uygurcuğum, ciddi bir durum bu. Evet, bize ayrı bir program yapacak kadar. Gezegeni, evet. Kuşak gezegeni burç değiştiriyor. Hı-hı. Tabii ki keyifli, güzel. Bir de Jüpiter'i seviyoruz. Şans, evet. Kısmet gezegeni, bereketli bir gezegen. Büyük fırsatlar gezegeni. Hı-hı. O yüzden tabii ki bununla ilgili program çekmemiz gerekiyordu. Uygurcuğum, seni merakla dinleyeceğiz ama Hı-hı. öncelikle şunu da belirteyim. Efendim, şu anda Instagram'dan da takipçilerimiz bizi izliyorlar. Tekrar merhabalar. Sizlere de Uygurcuğum, lafı çok uzatmıyorum. Sözü sana bırakıyorum. Evet, ama ufak bir hatırlatma daha yapalım. Önümüzdeki hafta pazartesi gün canlı yayın yapacağız efendim. Bu Jüpiter süreciyle ilgili bana her şeyi sorabilirsiniz. Çünkü iyi hazırlanmış bir şekilde geleceğim canlı yayına. Ve Barış'la beraber sorularınızı cevaplıyor olacağız. Bunu da şimdiden belirteyim. Pazartesi. Akşam 6 olacağını tahmin ediyorum. Evet, ben onu 6. ayarlayacağım. Çünkü YouTube'da onu ayarlayabiliyoruz. Tamam. Belirtebiliyoruz önceden. Aa, çok güzel. Netleştirelim ama pazartesi günü bir yayın yapma, artık başlama niyetimiz var efendim. Hı-hı. Haberiniz olsun. Aynen öyle. O zaman ufak ufak başlayalım. Buyurun hocam. Öncelikle Jüpiter nasıl bir gezegen? Biraz anlatalım mı? Anlatalım. Çok da sıkmak istemiyorum böyle teknik bilgilerle ama böyle biraz bir fikir, değil mi? Biraz fikir sahibi olmakta sanırım fayda var. Hı-hı. Peki, mitolojideki ismi Zeus sevgili astrolizler. Biliyorsunuz Satürn'ün yani Kronos'un oğludur Zeus. Ve babası yani babası Satürn'ü Kronos'u tahttan indirip kendisi tahta geçmiştir. Ve Olimpos'a yerleşmiştir. Biraz çapkın, hem tanrıçalardan hem insanlardan çocukları var. Tüm tanrıların yöneticisi, gökyüzünün tanrısı, yağmur tanrısı. Böyle kendisini kızanlara şimşek atıyor. Öyle bir özelliği çok var. Çok anlayışlı bir tanrıymış. Evet, aynen öyle. Evet. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen, çapı dünyanın 11 katı ve 63 tane uydusu var. Öyle söyleyeyim size. Yani, maşallah. Evet, kütlesel çekimi son derece güçlü. En büyük, en güçlü manyetik alana sahip gezegen Barış'cığım. Öyle söyleyeyim sana. Zodyak'taki turunu 12 yılda tamamlıyor. Demek ki her burçta 12 ay kadar kalıyor. Tabi bu 12 aylık transitinde de 4 ay geri hareketi var, onu da belirteyim. Şimdi Jüpiter yeryüzündeki düzenden sorumludur efendim. Ruhani nitelikleri ve insani duyguları içinde barındıran bir gezegen. Örf ve adetleri, inançları, toplum kodlarını anlatan bir gezegen. Temel fonksiyonu ise zihinsel, fiziksel ve ruhani anlamda o alanlarda genişlemek ve yayılmak. Öyle söyleyeyim size. Biliyorsunuz Venüs küçük şansları anlatır, Jüpiter ise büyük şansları, büyük kısmetleri anlatır. Şimdi Jüpiter'in yönettiği burçlara bakacak olursak Yay ve Balık, dolayısıyla tam karşısında İkizler ve Başak'ta zararlı. Yüceldiği burç Yengeç, dolayısıyla tam karşıt burcu Oğlak'ta da epey bir zararlı, yani düşüyor orada. Jüpiter demek ki Merkür'ün burçlarını sevmiyor Barış'cığım. Evet. Bunu çıkarıyoruz. Çünkü Başak ve İkizler de zararlı olduğuna göre Merkür'ün burçlarını sevmiyor. Yüceldiği burç Yengeç, Oğlak'ta da düşüyor. Hı hı. Peki neden Oğlak'ta düşer Uygurcuğum? Şimdi onu söyleyeyim. Çünkü Oğlak'ta Jüpiter'in o bütün iyimserliği gidiyor Barış'cığım. Oğlak'ta bu hiç o Jüpiter'in iyimser tarafı kalmıyor. Tam tersi de karamsar kısmını arttırıyor. Yani orada negatif bir genişleme var. Oğlak burcundaysa Jüpiter orada o karamsarlığı arttırıyor. İşkolikliği arttırıyor. Daha titiz, daha çalışkan, daha mükemmelliyetçi oluyor o zaman Oğlak. Bir de tabii böyle Jüpiter Oğlaklar şanslı olduklarına inanmazlar. Neden? Onlar şuna inanırlar. Ancak çalışırsam şansım olur. Çünkü Satürn'ün burcu. Yani hayata böyle şansla, kısmetle falan ilgilenmiyor. Hani şuna çok inanıyor Oğlaklar. Çalışırsam, disiplinli olursam, prensiplerim olursa, hayatı ciddiye alırsam ki hayatı ciddiye alır Oğlaklar. O zaman başarılı olurum diyor. Dolayısıyla Jüpiter Oğlak'ta o iyimser kısmı gidiyor. Daha karamsar ve daha çalışkan kısmı ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle söyleyeyim. Anladım. Balık'ta Jüpiter daha ruhani ve dinseldir. Yay'da ise iyimser, cömert, pozitif ve daha felsefidir. Öyle söyleyeyim size. Şimdi Jüpiter bize bir şeyler öğretiyor. Biliyorsunuz Satürn kısıtlayarak ve cezalarla öğretir her şeyi. Jüpiter ise ödüllerle ve hediyelerle öğretiyor. Aslında o anlamda seviyoruz Jüpiter'i. Gayet güzel bize ödüllerle geliyor çünkü. Dolayısıyla Jüpiter aslında doğum haritalarında da hiçbir zaman kötücül çalışmaz. Mesela ters bir açınız varsa Jüpiter'le ilgili doğum haritanızda, bir Jüpiter kareniz varsa bile sadece negatif genişleme yapar ama kötücül çalışmayacaktır. Hani Jüpiter kesinlikle
iyicil ve güzel bir gezegendir. Büyük benefiktir. Öyle geçer astrolojide. Dolayısıyla doğum haritalarımızda da Jüpiter hangi evinizde ise o ev konularıyla ilgili bir şans vardır, bir kısmet vardır, bir genişleme, bir odaklanma vardır. Bu anlamda güzeldir efendim. Şimdi Jüpiter akrebe geçince hepinizin doğum haritalarında akrep burcu ile temsil edilen ev ve konularla ilgili çok önemli hareketler olacak. Ama şimdi genel olarak Jüpiter akrebin sinerjisine bakacak olursak. Şimdi Jüpiter akrepte ne demek? Aslında biliyorsunuz akrep böyle çok fazla güç kullanma ve kontrol etme arzusuyla ilgilidir. Dolayısıyla Jüpiter akrebe geçince bu güdü artacaktır. Böyle bir takım savaşlar tetiklenebilir. Başkalarının kaynaklarından faydalanma güdüsüyle ilgili olduğu için akrep, Jüpiter oraya bir büyüteç tutacağı için özellikle savaşlar bu nedenden dolayı artabilir. Ne bileyim özellikle başkalarının kaynakları, mesela petrol, değerli kaynaklar, bunlarla ilgili odaklanma artacaktır. Tabii öte yandan gerçeği bulmak için her türlü felsefi, dini, spiritüel konuların böyle iyice didikleneceği bir sene olacak. Özellikle psikoloji, psikiyatri dallarında çok önemli yeni buluşlar, yeni metodolojiler keşfedilebilir. Çok önemli konular olabilir, yeni gündemler olabilir bu alanlarla ilgili. Daha takıntılı bir ruh hali içerisinde olabilir Jüpiter akrep transitinde. Ölüm, ölüm ötesi konular, metafizik, spiritüel konular, fal, hani soyut konular, bunlarla ilgili müthiş bir odaklanma yaşayacağımız bir döneme giriyoruz. Kesinlikle bu konularla ilgili çok yazılacak, çizilecek, tartışılacak, göreceksiniz. Cinsellik, dünya nüfusunda bu sene böyle hızlı bir artış olabilir. Öte yandan tabii ki cinsellikle ilgili travmatik konular, cinsel tacizler, cinsel dönüşümler, bu tarz konular ve gündemler, cinsel hareketler, bunlar son derece hani belki bir takım protest hareketler cinsellikle ilgili, cinsel haklar ve özgürlüklerle ilgili, bunlar son derece dikkat çekici olabilir. Evlilik dışı çocukların, evlilik dışı ilişkilerin, aldatmaların arttığı bir sene olabilir. Travmatik ilişkilerin biraz arttığı bir sene yine olabilir. Evet, şimdi genel olarak Jüpiter akrebin etkileri de bunlar. Peki sizin özelinizde, yani yükseleninize, burcunuza göre etkisi nedir? Birazcık da aslında bundan bahsetmek istiyorum ve değil mi Barış'cığım? Evet, koçlar ve yükselen koçlarla başlayalım. Öncelikle koç ve yükselen koçla başlamak istiyorum. Barış, yayından önce konuştuk. Her burç yorumunun altına zaten o burcun ismini yazacak. Yani atıyorum yükselen teraziyseniz bütün burçları dinlemek istemiyorsanız direkt yükselen teraziye gidebilirsiniz. Altta dakikası yazıyor olacak değil mi Barış'cığım? Evet. O şekilde. Pekala yükselen koçlar. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Siz Jüpiter transiti 8. evinizde karşılayacaksınız. Şimdi Jüpiter onu da söyleyelim Barış'cığım. 10 Ekim itibariyle. Akrep Burcu'na geçiyor. Evet. Ve 9 Kasım 2018'e kadar yani yaklaşık 13 ay Akrep Burcu'nda kalacak. Şöyle 2005 Kasım 2006 sonuna kadar olanki dönemi bir kıyaslayabilirsiniz mesela kafanızda. Şimdi ben tek tek size hepinize Jüpiter'in etkilerini anlatacağım ama böyle 2005 Kasım 2006 sonu bu bahsettiğim ev konularında ne olmuştu mesela? Buna benzer etkiler taşıyacaktır efendim. Öyle söyleyeyim size. Şimdi evet sevgili koç ve yükselen koçlar, Jüpiter transiti sizin 8. evinizde. Demek ki maddi kaynaklarınızı, mali tablonuzu aileden, eşten, ortaktan gelen yani kendi öz kaynaklarınızın dışındaki maddi kaynakları anlatan bir evde Jüpiter transiti gerçekleşecek. Bu sene kendi maddi kaynaklarınızın dışındaki maddi kaynaklardan yararlanabileceğiniz bir sene olabilir. Bu nasıl olabilir? Ailemizden bir maddi destek gelir mesela. Ya da eşinizin maddi kaynaklarında bir artış olabilir. Ortağınızın maddi kaynaklarında bir artış olabilir. Ne bileyim bir takım miras, nafaka, tazminat konuları tetiklenebilir ki hakikaten Jüpiter 8. evden geçerken hep böyle bir yerlerden muhakkak bir para geliyor. Bakın belki şu an yok öyle bir şey uyguluyorsunuz ama göreceksiniz yıl içerisinde bu tarz bir gündeminiz olacaktır. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bir ortakla bir ticari girişiminiz olabilir. Ortaklıklar için, ortaklaşa yapılacak ticari girişimler için çok güzel bir dönem olacak. Ve bununla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz sevgili yükselen koçlar. Kredi almak istiyorsanız bununla ilgili şanslı olacaksınız. Fakat şimdi maddi konularda böyle bir gaza gelebilirsiniz. Fazla iyimser olabilirsiniz. Dikkat edin. Çünkü Jüpiter'in içinde o böyle şuursuz bir hal vardır.
Dolayısıyla ona dikkat edin ve lüzumsuz krediler almayın. Sonra kredinizi alırsınız, ödeyemezsiniz. Ya bu krediyi nereden aldım dersiniz. Hani orada düzgün bir planlamaya gidin. Maddi konularda dikkatli olun. Ama şunu bilin ki eğer bir krediye ihtiyacınız varsa, bir maddi desteğe ihtiyacınız varsa bu sene o gelecektir. Jüpiter size bunu getirecek sevgili yükselen koçlar. Cinsel hayatınız renklenebilir. 8. ev cinsel hayatımızı anlatıyor. Tabii cinsel riskler almaya meyilli olabilirsiniz. Biraz böyle çapkın olabilirsiniz bu sene. Cinsel hastalıklara çok açık olabileceğiniz bir sene olabilir. Lütfen dikkat edin. Hani önleminizi alın, bu konuda sizi uyarayım. Okült konulara, yani ölüm ötesi konular, metafizik, spiritüel konular, fal vesaire, bunlara birdenbire ilgi duyabilirsiniz. Hatta bu konularda bir takım kurslara katılma eğilim, bir takım araştırmalar yapma, bakış açınızı genişletecek bir takım konularla ilgilenme, bunlar son derece dikkat çekici olabilir sevgili yükselen koçlar. Demek ki maddi kaynaklar açısından güzel bir sene. Onun dışında cinsellik anlamında güzel bir sene, okült metafizik konularla ilgilenme anlamında da güzel bir sene gibi gözüküyor. Tabii işin içinde akrep olduğunu unutmayın. Demek ki bu para hakikaten bir miras, nafaka, tazminat ve benzeri konulardan dolayı da gelebilir. Bunu da tekrar altını çizmek istiyorum. Evet. Boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, Jüpiter, büyük iyice Jüpiter sizin 7. evinizde transit halinde olacak. 7. ev ikili ilişkileri, evliliği anlatır. Demek ki bu sene bir evlilik olabilir. Bir şans kısmet olabilir. Evlilikle ilgili son derece güzel bir gündeminiz olabilir. Bu anlamda şanslı olacağınız bir sene. Tabii ki ciddi giden bir ilişkiniz varsa o Jüpiter ona destek olacaktır. Ya da aniden hayatınıza sürpriz bir ilişki de girebilir. Fakat Jüpiter 7. evden geçerken bazen fazla kısmet de getirebiliyor. Hani orada dikkatli olun, müştahlı olmayın. Kimi seçeceğinize, kiminle bir ilişkiye başlamak istediğinize ne olur doğru karar verin. Tabii ki özellikle bakın. İşin içinde ama akrep var. Şimdi yükselen boğaların barışçı. Hayat boyu bütün dönüşüm konuları hep ilişkiler ve evliliktir. Şimdi yükselen boğalar hayatta sahip olduklarıyla kendilerini ararlar. Yani maddi kaynakları önemlidir, istikrar çok önemlidir. Doğru. Hayatlarında her şeyi çok net görmek isterler. Fakat gel gör ki böyle hayatlarında her şey netken birdenbire aşık olurlar. Ya da evlenirler ve bütün hayatları değişir. Ve genellikle evlilik, aşk, ilişkiler onlara hep krizlerle gelir. Çünkü akrep var 7. evlerinde. Demek ki Jüpiter bu ilişki travmalarını büyütebilir de. Mesela evlisinizdir, ilişkinizde problemler vardır. O Jüpiter o evlilikteki problemleri büyütüyor da olabilir. Yani dikkat edin. Yani Jüpiter bir yandan bir şans kısmet gezegeni ama büyüteç görevi de gördüğü için ve işin içinde akrep de olduğu için ve akrep de çok benefik, çok iyice çalışmadığı için dikkat edin. Evlilikle ilgili konularda biraz zorlanabilirsiniz. Belki de şöyle bir faydası da olabilir. Evliliğinizdeki sıkıntıları önce ortaya çıkarır, sonra onlarla ilgili koruyucu bir görevde yer alır. Yani korur sizi. Ve belki de o sorunları halletmeniz konusunda size çok güzel destek verebilir sevgili yükselen boğalar. O şekilde ifade ederim. Evet, özellikle bakın Eylül 84, Kasım 95 arası doğan sevgili yükselen boğalar. Plüto sizin 7. evinizde olduğu için Jüpiter, akrepten geçerken Plüto'yu tetikleyecek ve ilişkilerle ilgili büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bu artı yönde de olabilir, evliliğe gidersiniz. Eksi yönde de olabilir, boşanabilirsiniz. Ya da eşinizin hayatında çok önemli bir gelişme de olabilir. Bu tamamen aslında doğum haritanızın taşıdığı potansiyellerle ilgili bir durum. Yani tek başına bunu bu şekilde değerlendirmek çok güç. Tabii ki Satürn'ün çok önemli bir görevi var vesaire. Hani buna biraz öyle bakmak gerekiyor. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. 2018'de Satürn'de 9. evinizde olacağına göre demek ki bir 60'lık sekstil açı var. Jüpiter ve Satürn birbirini sever aslında, uyumludur. Güzel bir destek var evlilik ve ilişkilerle ilgili. Onu da hakikaten belirtmek istiyorum. Bu dönemde böyle hayatınıza danışmanlar, psikiyatrlar, avukatlar vesaire girebilir sevgili yükselen boğalar. Biri gelip size ortaklık teklif edebilir. Gel hadi ortak olalım der. Olabilir. Yani Jüpiter 7'de bunları getirir. Bir de tabii 7. ev açık düşmanlarımızı anlatıyor. Belki açık düşmanlarınız çok belirginleşebilir. Yani böyle hani onlarla olan ilişkilerinizde bir takım dönüşümler yaşanabilir sevgili yükselen boğalar. Evet. Ve ikizler ve yükselen ikizler. Ve ikizler ve yükselen ikizlerle devam ediyoruz. Çok mu konuştum ben? Yok. Gayet güzel. Gayet güzel. Yok. Peki. Sevgili yükselen ikizler. Evet. Jüpiter sizin 6. evinizde transitini gerçekleştirecek. Şimdi bu sağlığınız için son derece güzel bir
transı. Çünkü sağlığınızla ilgili bir takım sıkıntılar varsa Jüpiter o anlamda size destek olacaktır. Fakat bakın, ufak bir sağlık probleminiz de varsa Jüpiter büyüteç görevi gördüğü için önce onu bir büyütecektir. Yani ufak bir sağlık probleminin birdenbire Ekim 10'dan sonra böyle ortaya çıkmaya başladığını o bir yıl içerisinde göreceksiniz. Fakat Jüpiter bunun çözümlerini de getirecektir. Demek ki nedir? Jüpiter büyüteç görevi görüyor. Oradaki sağlık problemlerini önce böyle bir ayukaya çıkarıyor, bir belirginleştiriyor. Sonra da çözümlerini getiriyor. O şekilde görmek lazım. Evet, kendi seviyenizde ya da altınızda çalışanlarla, iş ortamınızda, onlarla olan süreçlerinizde böyle bir derinleşme olabilir. Orada Jüpiter büyüteç görevi görecektir. Ve orada gizli saklı ne kaldıysa onlar ortaya çıkacaktır. Tamamlanacaktır. Bu anlamda aslında hem zor hem güzel bir dönem olacaktır. İş hayatınızı çok etkileyecek bir transit olabilir. Bakın, iş anlamında çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz bu sene sevgili yükselen ikizler. İş ortamınız büyüyebilir. Farklı iş teklifleri gelebilir. Yeni bir iş sektörüne geçebilirsiniz. Bu anlamda çok güzel bir transit bu sizin için. Evet, 6. ev ev hayvanlarını anlatır. Bazı yükselen ikizler için artık bir ev hayvanı alma zamanı gelebilir. Evet, bunu hep diyoruz. Lütfen sokaktan ve barınaklardan alın ev hayvanlarınızı. Lütfen pet shopları desteklemeyi sizlerden rica ediyorum sevgili yükselen ikizler. Evet, tabii ki 6. ev günlük rutinlerimizi anlatıyor. Demek ki siz günlük rutinlerinizi abartma eğiliminde olabilirsiniz. Yani böyle birdenbire hayatıma düzen, nizam getiriyorum. İşte ne bileyim, yeni alışkanlıklar, spora başlıyorum, diyete başlıyorum, işimi zamanında yapıyorum, uyku saatlerimi düzenliyorum, evimi temiz tutuyorum falan filan derken böyle bir günlük rutinlerinizi aynı anda bir sürü şeyi halletme, günlük yaşamınıza sokma eğiliminde olabilirsiniz. Hani abartmayın. Tabii ki Jüpiter'in oradaki desteği güzel ve hayatınıza çeki düzen vermeniz, bir takım kararlar almanız güzel. Ama sporu abartmayın, diyeti abartmayın, aman yavaş. Yani temkinli gidin. Şimdi yükselen ikizler bir de sabırsız ya. Her şey hemen olsun istiyor. Biraz. Spora başlıyor, hemen vücudum forma girsin istiyor. Diyete başlıyor, hemen kilo vereyim istiyor. Bir karar alıyor, sigarayı bırakacağım diye. Hemen o gün bırakıyor. Yani böyle bir hazırlıklı olun. Kendinizi hazırlayın ve adım adım gidin. Çünkü Jüpiter bu anlamda size çok güzel destek olacak sevgili yükselen ikizler. Demek ki günlük rutinleriniz, sağlığınız ve iş ortamınızla ilgili çok önemli bir transit olacak efendim. Evet Barış'cığım. Uygur'cum, yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Evet, Jüpiter sizin 5. evinizde transitini gerçekleştirecek. Şimdi 5. evin konuları nedir? Şans evimizdir, aşk evimizdir, hobiler, keyifler, sosyal hayat, çocuklar, borsa, bu konularla ilgili bir ev. Şimdi adım adım gidelim. Öncelikle hayatınıza gerçekten bu sene bir şans gelebilir. Bir şansınızla dönüşebilirsiniz. Bakın vardır böyle hikayeler. Bir kısmet gelir, bir şans gelir, kapılarınız açılır, yollarınız açılır. Hani bu anlamda 5. ev Jüpiter transitleri gayet güzeldir sevgili yükselen yengeçler. Bazılarınıza aşk hayatı anlamında çok güzel kısmetler gelecek. Çünkü 5. ev aşk evimiz sevgili yükselen yengeçler. Birçoğunuzun hayatındaki en önemli ilişkiyi bu sene yaşayacağını düşünüyorum. Fakat tabii sizin şimdi 5. eviniz Jüpiter, siz aşkla çok dönüşen, aşk konusunda çok takıntılısınızdır sevgili yükselen yengeçler. Yani biraz böyle takıntılı ruh haliniz de artabilir aşkta. Böyle biraz daha manipülatif olabilirsiniz. Aşkı tüketmeye mi eğilimli olabilirsiniz. Bir yandan Jüpiter tabii orada büyüteç görevi görüyor. Yani bir sürü fırsatlar da gelebilir. Kararsız kalabilirsiniz. Hangisini seçsem, hangi ilişkiye başlasam, yavaş. Lütfen yavaş. Hemen kendinize en uygun olan ilişkiyi seçin ve lütfen o ilişkiyi sahiplenin. Hani bu konuda böyle biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz çünkü. Evet, cinsel hastalıklara çok dikkat ediyorsunuz. İşin içinde akrep var, cinsellik var. Hani burada bir büyüteç görevi var. Biraz cinselliği de abartabilirsiniz bu sene. Dikkat edin. Lütfen sürpriz ilişkilere çekilmeyin. Sağlığınıza dikkat edin. Bunu demeye çalışıyorum. Evet, çocuk sahibi olmak istiyorsanız çok güzel. 5. ev transitleri çocuk getirir. Gayet kısmetlisiniz bu sene. Evet, çocuk sahibi olmak istiyorsanız güzel haberler gelecektir. Ayrıca 5. ev doğum haritalarınızda çocuğunuzu da anlattığı için demek ki çocuğunuzun hayatında güzel gelişmeler olabilir. Ne bileyim, işe girer, evlenir, çocuk sahibi olur, güzel haberler gelir. Hani çocuğunuzla ilgili de güzel haberlerin geleceği bir dönem olacaktır. Şimdi IC noktası dediğiniz bir nokta vardır doğum haritalarında. Bazılarında IC noktası 5. evden geçer. Eğer sizin de doğum haritanızda IC noktanız 5. evde ise,
Yani bu bir gayrimenkul sahibi olma şeklinde de çalışabilir sevgili yükselen yengeçler. Özellikle miras yoluyla ya da aileden gelen destekle ya da başka maddi kaynaklar. Yani bir şekilde bir destek var, bir yardım var. O IC noktanızdan geçerken bir gayrimenkul, bir taşınma haberi gelebilir. Ya da aynı şekilde evlilikle ilgili ya da çocuk sahibi olmakla ilgili de tekrar çalışabilir. Yani hani buna da bir bakın, doğum haritanızda IC noktanız, haritanızın dip noktası 5. evinizden geçiyor mu acaba? Bu anlamda son derece şanslı ve kısmetli olacağınız bir sene. Evet, 5. ev yaratıcı yönlerimizi anlatır ve Jüpiter 5. evden geçerken Barış'cığım hep böyle bir hobiye falan başlatır, biliyor musun? Gayet güzeldir. Evet, bir hobiye başlayabilirsiniz, bir kursa yazılabilirsiniz. Gayet güzel bu anlamda. Kumar, at yarışı vesaire, aman fazla gaza gelmeyin. Jüpiter oradan geçerken feci insanı gaza getirir. Sonra yastık altında biriktirdiğiniz ne varsa hepsi gider, dikkat edin. Tabi borsa anlamında size çok güzel şanslar getirebilir. Fakat Türkiye'nin haritasında da biliyorsunuz yükseleni yengeç 5. evinden geçecek Jüpiter. Biraz manipülatif, biraz borsa hareketli ve zorlu bir dönemden geçecek. Lütfen yatırımlarınızı dikkatli yapın. Bu konuda aslında şanslı bir seneniz ama şuursuz davranmayın. Çünkü Jüpiter'in içinde hep bir şuursuz hal vardır. Lütfen buna da çok dikkat edin sevgili yükselen yengeçler. Uygurcuğum, evet, teşekkür ederiz. Sırada teşekkür aslanlar ve yükselen aslanlar. Evet sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Jüpiter sizin 4. evinizde transitini gerçekleştirecek. Gayrimenkul evinde büyük fırsatlar gezegeni Jüpiter. Güzel. Bu sene ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz. Köklerden, aileden bir miras gelebilir. Şahane, âlâ bir durum. Evet, bazen daha büyük bir eve geçebilir mesela. O şekilde de olabilir. Kimileriniz dediğim gibi ev satın alabilir. Böyle aileden bir destek, arsa, taban, unuttuğunuz bir yerlerden bir şeyler çıkabilir. Böyledir. Yani Jüpiter o 4'ten geçerken hakikaten. Şimdi ben bunu öngörülerde de bazen diyorum. Bak diyorum, senin bu sene böyle bir şey olabilir. Aman bırak Uygur, nerede diyor. Sonra o çıkıyor. Yani Jüpiter 4 o anlamda ilginçtir. Tabii ki ailevi konularda bir fokus da yaratacak size. Yani sırf gayrimenkul değil. Böyle evle ilgili bir takım şans, fırsat, kısmetler olabilir. Ne bileyim, evlenebilirsiniz. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Ailenize bir çocuk gelebilir. Ne bileyim, kardeşinizin çocuğu olur. Bir yeğen olur, bir şey olur, biri evlenir. Yani ailevi konularda bir takım şanslar ve fırsatlar olabilir. Bu anlamda gayet güzel. Tabii ki 4. ev iç dünyamızı da anlatır. Demek ki biraz iç dünyanıza yöneleceğiniz bir sene. Biraz belki içsel bir yolculuğa çıkacaksınız. Ruhsal kimliğinizin peşine düşeceksiniz. Ne büyük laflar ediyorum. Evet. Ruhsal kimlik neyse. Uygurcuğum, evet, yanılmıyorsun ki, kesin evet, olur. Belki regresyona merak saracaksınız. Olabilir. Belki bir takım hani meditasyonlara, belki bir takım farklı inançlar, tasavvuf konuları. Bütün bunlar gündeminizde olabilir sevgili yükselen aslanlar. Şimdi bazılarınıza tabii ki evlilik getirebilir ama bakın 4. ev evliliğimizi de anlattığı için, tabii astrolojide 7. ev aslında eşimizi anlatır ama 4. evde yuvamızı anlatır. Demek ki işin içinde akrep var. Bazı böyle gölgede kalmış, çok su yüzüne çıkmamış evliliğinizde problemler var. Jüpiter onları biraz ön plana da çıkaracaktır. Tabii ki orada koruyucu bir faktörü de var ama şimdi şöyle bir gökyüzüne bakıyoruz. Şimdi ay düğümleri de 1-7 aksında ya Barış'cığım. Çok ilginç bir döneme giriyor sevgili yükselen aslanlar. Şimdi güney ay düğümü, kuzey ay düğümü 1-7 aksında, tutulmalar 1-7 aksında, Jüpiter 4. evden geçiyor. Demek ki yani aslanlar için gerçekten önemli bir dönem. Evleniyorlar, boşanıyorlar, ortaklıklara giriyorlar, kariyerlerinde büyük hareketler oluyor. Yani bu yıl unutulmayacak bir yıl yükselen aslanlar için. Anlatabiliyor muyum? Özellikle tutulmalar falan da böyle bir takım gezegenlerin üstündeyse, ben sizin yerinizde olsam sevgili yükselen aslanlar, muhakkak bir astroloğa gider haritamı yorumlatırım. Yani öyle bir dönemden geçiyorsunuz. Bence iyi bir öngörüye ve tavsiyeye ihtiyaç duyduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Hani bu ben olurum, başkası olur, Türkiye'de bir sürü meslektaşım var. Kime içiniz ısınıyorsa, ama ben sizin yerinizde olsam bir danışmanlık alırdım. Önemli. Hani bunu da söylemek istiyorum. Evet. Şimdi sevgili yükselen aslanlar, bakınız. Eylül 84, Kasım 95 arası doğduysanız, Eylül 84, Kasım 95 arası. Doğum haritalarınızda Plüto 4. evinizde akrepte olacak. Özellikle Plüto'dan geçerken Jüpiter tetikleyeceği için ev, aile, yuva konularında büyük bir dönüşüm olacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Evlilik, boşanma, taşınma, gayrimenkul, köklerden gelen bir şey. Tabii ki baba sağlığı, aile sağlığı da gündeminizde olabilir o dönemde. Bu konuda da sizi uyarmak istiyorum. Evet, demek ki iyicil yönüyle bakacak olursak şans, kısmet, gayrimenkul,
İçsel bir yolculuk güzel, zor yönleriyle de bakacak olursak ailevi konularda bir takım gölgede kalmış konuların ön plana çıkması ve bunlarla ilgili telafilerin arandığı bir dönem olacak. Bu kadar sevgili Yükselen Aslan. Uygurcuğum teşekkür ederiz. Ben gerçekten teşekkür ederim. Aslanlar ve Yükselen Aslanlar için kritik evet. Önemli bir evet, dönem. Evet, dikkat edilmesi bir dönem. Kesinlikle aynen öyle. Altını çizmezsin sen pek böyle önemli olmadığını. Önemli bir dönem. Evet. Sırada kim var? Başaklar ve Yükselen Başaklar evet, sevgili var. Sevgili Başaklar, sevgili Yükselen Başaklar. Evet, Jüpiter sizin 3. evinizde transit halinde olacak. Şimdi 3. evin konuları nelerdi? Kardeşlerimiz, çocukluk arkadaşlarımız, yakın çevremiz, tabii ki iletişim evi, kontratlar evi, eğitimler evi, zihinsel evimiz. Şimdi bütün bu ev konuları içerisinde Jüpiter nelere yol açabilir? Biraz onlara bakalım. Şimdi kardeşlerinizin hayatında, yakın akrabalarınızın hayatında önemli gelişmeler olacaktır. Bakın göreceksiniz çocuğu olur, evlenir, işinde yükselir. Hani yakın çevrenizden ve kardeşlerinizden güzel haberler duyacağınız bir dönem olabilir. Bol bol kısa seyahatlere çıkacaksınız. Göreceksiniz bu sene birdenbire akşamdan sabaha bir kısa seyahat programı olacak. İşiniz için olabilir, bir ziyaret için olabilir ama kısa seyahatlerin çok gündeme geleceği bir dönem olacaktır. Eğitim getirir Jüpiter 3. evde. Yani bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir kursa yazılabilirsiniz. Bu bakış açınız için de olabilir. İş hayatınız için gerekli olan bir eğitim de olabilir. Birdenbire gündeminize girecektir o zaman. Aa bak Uygur da bunu demişti dersiniz. Hani bu gündeminize girecektir. Zihinsel becerileriniz gelişecektir. İletişiminizde daha becerikli olacaksınız. Kendinizi daha güçlü ifade ettiğiniz, daha pozitif ve daha iyimser ifade ettiğiniz bir döneme gireceksiniz. Güzel sözleşmelere imza atabilirsiniz. 3. ev sözleşmeleri anlatır. Bunlar tabii ki bir ev sözleşmesi de olabilir, bir iş sözleşmesi de olabilir. Kim bilir belki de bir evlilik sözleşmesi olabilir. Gayet güzel sözleşmeler anlamında gayet kısmetli bir sene. 3. ev araba, arabayla ilgili, ilgili de çok çalışır Barış'cığım. Araba satın alabilirsiniz. Birdenbire bu sene krediye girebilirsiniz, araba satın alabilirsiniz. Hani bu tarz fırsatları da size 3. ev transiti getirecektir. IC noktası dediğimiz haritanızın dip noktası 3. evinizden geçiyorsa, o dip derken sesin bir değişik oldu değil mi? Dip. Dip noktası diye. Evet. Haritanızın dip noktası, IC noktası doğum haritanızda 3. evinizden geçiyorsa böyle bazılarınız için bir gayrimenkul, bir ev alma, evlenme, çocuklar, çocuk sahibi olma bununla ilgili de çok çalışacaktır Jüpiter 3. ev transiti. Dolayısıyla bir bakın bakalım doğum haritalarınızda IC noktanız 3. evinizden geçiyor mu efendim? Evet. Sevgili Başaklar, eğitimler, yakın çevreden güzel haberler, iletişim anlamında becerilerinizin arttığı güzel bir dönem. Bazılarınız için araba, ev vesaire gibi bir takım fırsatların da gündeme gelebileceği bir dönem. Evet. Teraziler ve yükselen teraziler. Evet, sevgili teraziler ve yükselen teraziler, şu Jüpiter artık yükseleninizden gidiyor. Bazılarınız çok zorlandınız, bazılarınız ise bir çekmeğini yediniz. Tabii ki bazılarınızın yükselinde bir Satürn varsa, bir Plüto varsa çok zordu, kolay değildi. Kimileriniz ilişkilerinde allak bullak oldu, kimileriniz ameliyatlar oldu, kimileriniz ise gayet temiz bir yükseleni vardı. Üstünde hiçbir zararlı gezegen yoktu. Ekmeğini yedi, evlendi, güzel ilişkilere çekildi, çok tutuldu, çok popülerdi, gayet keyifliydi. Hani bu tamamen doğum haritanızla ilgili aslında. Ama şimdi Jüpiter sizin ikinci evinizde transitini gerçekleşecek. İkinci ev maddi kaynaklarımızı anlatıyor. Jüpiter büyük şans, kısmet gezegeni. Para evine de Jüpiter yakışmaz mı Barış'cığım? Yakışır. Sen söyle. Doğru. Allah herkese nasip etsin. Keşke. Evet, güzel sevgili yükselen teraziler. Demek ki ikinci evde bir Jüpiter ise maddi anlamda fırsatları getirecek. Demek ki yeni iş fırsatları olabilir. Kariyerinizdeki bir takım terfiler söz konusu olabilir çünkü maddi kaynaklarınız artacak. Öte yandan işin içinde akrep var. Aileden köklerden paralar gelebilir. Ne bileyim biri çıkarırsa para verir. Hadi hop ev alıyoruz dersiniz. Araba alıyoruz dersiniz. Ya da eşinizin maddi kaynaklarında bir dönüşüm olabilir. Yani Jüpiter 2'den geçerken bir de işin içinde akrep olduğu için bu artık öz kaynakların dışında farklı kişilerin maddi kaynaklarından faydalanmayı da getiriyor size. Anlatabiliyor muyum? Aileydi, eşti, zengin sevgiliydi vesaireydi. Hani bir takım belki tazminat, belki emekli oluyorsunuz, belki iş değiştireceksiniz, müthiş bir iş fırsatı var. Tazminatınızı da alıp çıkacaksınız. Hani böyle maddi konularla ilgili güzel gelişmeler var. Fakat bakın Jüpiter ikinci evden geçerken Jüpiter'in doğasında bir şuursuz ve iyimser bir hal olduğu için kendimizi paralı hissederiz Barış'cığım. Evet. Gideriz kredi alırız. Oh param var. Gideriz böyle çok yüksek bir eğitime para yatırırız. Ya da müthiş bir girişim yaparız ama çok büyük ölçeklidir. Hı hı. Dikkat.
Tartın, ölçün, SWOT analizleri yapın. Hani dikkatli olun, anlatabilir, ölçülebilir girişimlerde bulunun. Böyle şuursuz, iyimser olmayın. Aman param var, nasıl olsa gelecek, anlaşmalar yaptım filan. O rahatlıkta olmayın, o iyimserlikte olmayın. Siz yine dikkat edin. Onu demeye çalışıyorum. Hani bu konuda uyarmak durumundayım. Evet, farklı iş konularına dağılma da getirebilir. Yani birdenbire böyle ben pek popülerim, güzel fırsatlar geliyor filan. Güzel. Yeni iş fırsatlarını değerlendirin tabii ki. Ama dikkat edin. İyi ölçün, araştırın. Hemen gaza gelmeyin. Bunu demeye çalışıyorum. Şimdi manevi değerlerimizi de anlatıyor ikinci ev. Şimdi Jüpiter ikinci evden geçiyor. Manevi değerler evinde akrep var. Demek ki biraz bu sene böyle fazla flörtöz, fazla rahat, fazla çapkın, biraz çizgi dışı hareket etmeye de eğilimli olabilirsiniz sevgili yükselen teraziler. Dikkat edin, ipin ucunu kaçırmayın. Tek diyeceğim o size. Daha evet, maddi konularda güzel bir sene. Ekmeğini yiyin efendim. Benden bu kadar. Evet, teşekkür ederiz Uygurcuğum. Sırada kim var? Ederim. Akrepler ve yükselen akrepler. Evet, sevgili yükselen akrepler. Jüpiter'de akrebe geçiyor. Evet. Hazır mısın Barış'cığım? Hazırım. Güzel. Hazırım. Evet. Bu bakalım ne çıkacak bahtınıza. Bakalım ne çıkacak bahtınıza. Evet. Güzel bir geçiş. Şanslı bir dönem. Evet. Doğru adımları atarsanız fırsatları doğru değerlendirebilirsiniz. Aman. Deyimin keyfinize. Yeter ki karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirin. Doğru değerlendirin. Çünkü fırsatlar gelecek. Sakın gelmedi demeyin. Bana fırsat gelmiyor demeyin. Yalan söylüyorsunuz. Kesinlikle o yükselenden geçerken bir şans kısmet, muhakkak bir takım fırsatlar gelir. Çok sevildiğimiz bir dönemdir o Jüpiter 1 transitleri, yükselen transitleri. Popüler olacaksınız, dikkatleri çekeceksiniz. Bu anlamda gayet güzel, insanlar tarafından beğenildiğiniz, sevildiğiniz, iyimser olduğunuz bir dönem olacak. Özellikle yükselen derecenizden geçerken hep böyle bir kısmet getirir bu Jüpiter. Şimdi bakın orada şeye de dikkat edin. Şimdi ilk önce bir yükselenizden geçerken bir kısmet getirir ama o Jüpiter geri hareketine başlayıp tekrar o yükseleninizle kavuştuğu anda esas o kısmet o zaman gelir. Hani onu da size bir öngörü tekniği olarak onu da söylemek isterim. Evet, şimdi bazılarınız için evlilik anlamında çalışabilir. Bazılarınız ebeveyn olabilir. Artık bu sene seni inşallah evleniriz Barış'cığım. Yani bir şey diyemiyorum inşallah. Evet. Yani kimseyi beğenmiyorsun. Kısmet. Armudun çöpü. Bak ya. Armudun ne de öyle bir laf vardır. Armudun sapı. Üzümün çöpü. Üzümün çöpü. Artık biraz bu kadar pimpirikli olma. Bak ben duyuyorum, görüyorum. Dedikodular kulağıma geliyor. Ne dedikodusu diyorsun? Geliyorsun. Artık seni de böyle görmek istiyoruz inşallah. Uğurcuğum bu arada ben de sana bir soru sorayım. Sor. Evliliğin kaçıncı yılındasın? Ben. Ben evet 2000 yılında evlendim Barış'cığım. Of. Evet. 17 yıllık evlisin. 17 yıllık evliyim. Hatta Jüpiter 1. evimden geçerken evlenmiştim. Yani şu an yükselen akreplerin yaşadığı şeyi ben yükselen boğa olarak Jüpiter 2000'de. Evet, boğa bendeki sonucu böyle oldu diyorsun. Evet, bendeki sonucu böyle oldu. Evet. Allah sana da nasip etsin Barış. Amin diyelim efendim evet, o zaman. Kısmet inşallah. Hayırlısı kısmet diyelim. Kısmet. Tabii tabii. Nasip kısmet ama o kısmeti getirebilir Jüpiter. Evet, peki, aynen oldu. Öyle gayet güzel. Üstüne düştü kesin bir şey var. Evet, kesin. Şimdi bedensel sağlık olarak da güzel. Yani böyle sağlığınızda bir takım sıkıntılar varsa falan o Jüpiter size iyi gelecek. Bir de birinci ev tam yükseleninizde gayet sizin kontrolünüzde güzel. Böyle bir tedavi medavi falan bir şeyler gerekiyorsa Jüpiter doğru. Hani o anlamda güzel çalışacaktır. Şimdi bakın ilişkilerde şuna dikkat edin. Sonuçta siz yükselen akrepler ilişkilerde çok böyle bir kontrolcü ve karşı tarafı tüketen bir tarafınız vardır. Karşıdakinin her şeyini bilmek istersiniz. İlişkide böyle ipleri derinden ele almak istersiniz. Şimdi Jüpiter de oradan geçerken böyle sizi birazcık daha kontrolcü yapabilir. Böyle ilişkilerde daha derine nüfus etme eğilimi, daha böyle her şeyi bilme eğilimi, daha araştırma eğilimi. Kendinizi tüketmeyin ilişkiler için efendim. Sizler zaten bir yükselen akrep olarak son derece karizmatiksiniz. Cinsel güdüleri kuvvetli, karizmatik, hoşsunuz yani. Kendi kıymetinizi bilin. İlişki için kendinizi tüketmeyin. Rahat olun, sakin olun. Gelen kısmetleri iyi değerlendirin. Çok da fazla açılmayın. Aman dikkat edin. O konuda da sizi uyarayım. Evet, Eylül 84, Kasım 95 arası doğan sevgili yükselen akrepler. Sen buna dahil değilsin. Evet. Evet, sen yırttın. Şimdi Eylül 84, Kasım 95 arası doğduysanız sevgili yükselen akrepler, yükselenin üstünde bir Plüto var. Şimdi o Jüpiter Plüto'nun üstünden geçerken Plüto'yu tetikleyecek. Plüto bir dönüşüm gezegeni. Yükseleninizde olduğuna göre demek ki ilişki aksınızda, demek ki ikili ilişkilerle ilgili artı ya da eksi yönde, evlilik ya da boşanma ya da ilişkiyi daha ciddi bir seviyeye getirme ya da ilişkide kopma şeklinde
şeklinde çalışabilir. Aynı zamanda yükselen de fiziksel sağlığı anlattığı için bazınız için bir ameliyat gündeme gelebilir. Benim bu konudaki böyle bir gözlemlerim şunu gösteriyor. Bir tanıdığım mesela mide küçültme ameliyatı olmuştu. Bir tanıdığım işte neydi, bu kulaklara iğne yapılıyor ya böyle. Akupunktur. Akupunktura başlamıştı mesela. İlla hani ameliyat deyince aklınıza böyle çok dehşet şeyler gelmesin. Ama böyle sağlıkla ilgili önemli bir dönüşüm, bir karar. Hani bunu muhakkak tetikliyor Jüpiter o Plüton üstünden geçerken. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, şimdi bir de tabii güneşi akrep olanlar var. Yani yükseleni akrep değil ama burcu akrep, güneşi akrep. Şimdi bakın güneşinizden Jüpiter geçerken, Jüpiter, şimdi bakın güneş somut hedeflerle ilgilidir hayatınızda. Koyduğunuz somut hedefleri anlatır doğum haritalarında. Demek ki Jüpiter, sevgili akrepler, güneşinizin üstünden geçerken size böyle kariyer anlamında güzel bir takım gelişmelere sebep olabilir. Böyle bir takım fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ya da koyduğunuz somut hedeflerle ilgili hayattan beklentilerinizle ilgili iyice çalışacaktır. Güneş yine sağlığınızla ilgili bir vurgu olduğu için sağlığınıza iyi gelecektir. Bu arada ben ve bütün astrolog arkadaşlarım, aslında bizler yıllardır bütün öngörüleri yükselene göre yapıyoruz efendim. Bunun da sebebi şu. Çünkü şimdi bakın ilk defa ben de akrep burcu için bir aslında öngörüde bulundum. Aslında öngörülerim hep yükselenle ilgili. Bunun da sebebi şu. Çünkü doğum haritalarınızda güneş akrepte duruyor. Yani karşıt burcunuz boğada bir hareket varsa güneşiniz etkileniyor ya da kare yapan bir şey falan, ama hani burca göre çok öngörü yapılmaz efendim. Evet. Biz burcu daha çok kişisel danışmanlıklarda kullanıyoruz güneşi. Çünkü güneş babayla ilgili, sağlıkla ilgili, kariyerle ilgili biz onları yorumluyoruz. Ama aylık öngörülerde bütün meslektaşlarım bunu yükselene göre yapıyor. Bazıları bunu ifade ediyor, bazıları bunu ifade etmiyor. Çünkü bazıları eğer yükselenizi bilmiyorsanız onu izlememinizden ya da takip etmemenizden çekiniyor. Ama işin gerçeği şudur ki öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Bunu da altını çizeyim. Evet akrepler, güzel bir sene. Teşekkür ederiz. Şanslar, kısmetler, yeni başlangıçlar, özellikle yükselenden geçerken hepsi sizden yana. Lütfen fırsatları iyi değerlendirin. Hem ilişki anlamında, hem kariyer anlamında, hem de size gelecek güzel teklifler anlamında iyi değerlendirin. Çünkü çok zorlandınız. Geçtiğimiz sene 12. evinizdeydi. Bir hazırlık dönemi geçirdiniz. Jüpiter terazide 12. evinizdeydi. Artık hazırlık dönemi bitti. Artık sahneye çıkma zamanı. Ve önemli, çünkü ay tutulmaları, güneş ay tutulmaları da hepsi 4-12, 4-10 aksında. Kariyer ve evinizle, yaşam alanınızla ilgili bir alanda. Demek ki şimdi Jüpiter de 1'e geçiyor. Tutulmalar 4-10 aksında. Demek ki sizlere evlilikle ilgili ya da kariyerle ilgili çok önemli fırsatların geleceği bir dönem başlıyor. Bunları iyi değerlendirin. Artık hayatınız eskisi gibi olmayacak. Bütün bu tutulmalar vesaire derken bambaşka bir dönem. Artık bir evreyi kapatıyorsunuz, yeni bir evreye geçiyorsunuz. Tabii ki bir evre kapanırken ve yeni bir evreye geçerken her zaman çok süt liman olmuyor. Bazen sıkıntıları da oluyor. İşsiz kalıyoruz ya da ilişkimizde zorlanıyoruz. Ama sonrasında da gökyüzü size çok büyük yeni ve güzel başlangıçlar vaat ediyor. Dolayısıyla lütfen Jüpiter bir transitini güzel değerlendirin. Bu kadar Barış'cığım. Uygurcuğum, akrepler ve yükselen akrepler, evet, adına bir dileğimizi söyleyeyim. Hadi söyle bakalım. Seni, sana. Efendim, tuttuğunuz altın olsun, ne diyeyim yani, böyle güzel anlattıktan sonra. Çok teşekkürler. Senin tuttuğun altın oldu. Evet. Yaylar ve yükselen yaylar. Çok kötüydü değil mi? Evet ya. Evet. Evet sevgili yaylar ve yükselen yaylar, yönetici gezegeniniz Jüpiter sizin. Demek ki bu yayın sizin için son derece önemli. Ve yükseleniniz, sevgili yükselen yaylar, yönetici gezegeniniz Jüpiter sizin 12. evinizde transitini gerçekleşecek. Şimdi yükselen yay 1. ev doğum haritalarında 12 tane ev var. Demek ki 12. ev sırtınızı verdiğiniz bir ev. Çok hakim olmadığınız bir alan ve sizin yönetici gezegeniniz bu sene sizin çok hakim olmadığınız bir alanda 12. evinizde transitini gerçekleştirecek. Şu an bana herkes kızdı, biliyorum, kızmayın. Bu kötü bir transit değil, merak etmeyin. Şimdi detaylı olarak size anlatacağım. Şimdi Jüpiter görünmeyen bir evde öncelikle gayet iyicil çalışır. Kişi önce kendisiyle barışır. Bakın sevgili yükselen yaylar, siz hayata bakış açısı olan bir burçsunuz. Yükselen yayların hayatla ilgili bir derdi vardır. Büyük resmi görmek isterler. İnançlar, dinler, felsefeler, yabancı kültürler, tasavvuf, spiritüel konular, farklı konular, büyük resmi ilgilendiren her konu onları ilgilendirir.
Şimdi Jüpiter'de 12. evlerinde onlara diyor ki, önce diyor gel diyor içsel huzurla başlayalım diyor. Ne güzel. Önce bir seni kendinle barıştıralım diyor. Bir travmalarını yüzleştirelim diyor. Bir şu travmalarını bir deşelim. Bir ön plana çıksın diyor. Sonra bunlarla bir yüzleş diyor. Ben sana diyor gerekirse terapide bulacağım, terapiste bulacağım diyor. Ya da öyle bir öğreti bulacağım, öyle spiritüel bir konuya seni dahil edeceğim ki kendinle barışmanı sağlayacağım diyor. Seni diyor 2019'a, yani Jüpiter yükselenine geçmeden önce bir yıl boyunca hazırlayacağım diyor. Seni daha güçlü yapacağım diyor. Zaten Satürn seni 2,5 yıl dövdü diyor. Ruhen dağıldın diyor. Yeni bir sürü sorumluluk aldın, yeni başlangıçlar yaptın diyor. Bir de diyor Jüpiter seni bir de seninle bir barıştırayım diyor. Seni 2019'a bir hazırlayalım diyor. Ondan sonra 2019'da sen bir sahne de diyor. Yani aslında bu bir hazırlık süreci barıştırıyor. Önce yaralar temizlendi, şimdi aynen, yaralar dikiliyor. Biraz acıyabilir. Evet, biraz acıyabilir. Ama evet, güzel. Daha ne yapsın? Evet. Jüpiter daha ne yapsın? Yani bu anlamda gayet güzel. Çok uzun vadeli bir öngörü senin söylediğin. Yani günlük değil. Gökyüzünün bir mekanizması var işte. Hı. Önce bir o yükselen yaylara Satürn geldi. Bütün o onların iyimser havalarını bozdu. Sorumluluklar aldı. Evlendirdi. İş hayatını birbirine kattı. Bir sürü ağır, hani zor dönemler yaşadılar. Ama sorumluluğa ihtiyaçları vardı. Olgunlaştılar. Hayatın gerçekleriyle yüzleştiler. Ama bir yandan da tabii ki tahribatlara yol açtı. Şimdi hı, Jüpiter 12. evde o tahribatlara iyi gelecek. İyileştirecek, onlara içsel bir huzur verecek, onları bir dengeye sokacak. Sonra da Jüpiter 2019'da zaten yükselenlerine geçtiğinde, üstelik yay burcunda yönetici gezegen, yani çok güçlü, müthiş bir dönem başlayacak onlar için. Şimdi hazırlık dönemi. Süper. Böyle hazırlık döneminin keyfini çıkarın. Öyle aynen, söyleyeyim size. Meditasyon, kişisel gelişim konuları vesaire, terapiler dediğim gibi gündeme gelebilir. Bir sağlık sorununuz varsa fiziksel ya da ruhsal, bununla ilgili doğru tedavilerle karşılaşacağınız bir sene olacaktır. Gizli düşmanlarla olan ilişkilerinizi toparlamak için güzel bir dönem. Bir takipçim şöyle yazmış. Ya gizli düşmanla ben niye ilişkimi toparlayayım? Adı üstünde gizli düşman diyor. Videonun altına yazmış Ekim yay burcunda. Efendim öyle bakmayın olaya, şöyle bakın. Düşmanlarınız şimdi sizin güçlü. Çünkü 12. evinizde akrep var. Sizin çok güçlü düşmanlarınız olur. Son derece manipülatif, son derece kendini saklayan, gizli, hatta bir takım böyle belki hani yeraltı bağlantıları olabilecek ya da derin devlet bağlantıları olabilecek. Hmm. Daha plütonik, gizli, tehlikelidirsin gizli düşmanlarınız. Şimdi Jüpiter onları ortaya çıkarırken birazcık da aranızda o dengeyi sağlarsa, düşmanlarınız sizin kontrolünüz altında olursa siz daha güçlü olursunuz. Bir de bunu deneyimleyin. Düşmanlarla uzlaşmak sizi daha da güçlendirecektir. Biraz da öyle bakın lütfen olaya. Evet, bu kadar. Güzel bir hazırlık dönemi, içsel süreç. Sevgili yükselen yaylar, güzel bir dönem diliyorum size. Kendinizle barıştığınız, sahneye bir sene boyunca bir hazırlık yaptığınız bir dönem. Bu kadar benden. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Evet, oğlaklar ve sevgili yükselen oğlaklar. Evet, Jüpiter sizin 11. evinizde transitini gerçekleştirecek. Hedefler ve idealler. Kariyerin getirileri ve arkadaşlıklar evinde büyük fırsatlar gezegeni Jüpiter transitini gerçekleştiriyor olacak. Kariyer ve sosyal çevre anlamında bir yıl boyunca çok güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız. Mesela sosyal çevre anlamında grup aktivitelerinin arttığını göreceksiniz. Birdenbire böyle kalabalık kitlelere gireceksiniz. Ne bileyim, göreceksiniz, çevreniz artacak, yeni arkadaşlıklar gelecek. Bir takım belki kulüplere üye olacaksınız, dernek faaliyetlerine girişeceksiniz, spora yazılacaksınız. Ya da hobinizle ilgili bir takım kulüplere üye olacaksınız. Ama sosyal anlamda ve organizasyonlar anlamında göreceksiniz, çok faal, çok yoğun bir seneye gireceksiniz. Fakat şimdi tabii Jüpiter transiti sosyal çevre ilişkilerinde size bir takım fırsatlar getiriyor ama işin içinde akrep var. Dikkat edin, çok alakasız insanlara da çekilebilirsiniz ve son derece sizi yoracak, tüketecek arkadaşlıklara da çekilebilirsiniz. Dolayısıyla oradaki ayrımı çok dikkatli yapmanız gerekiyor sevgili yükselen oğlaklar. Hani öyle arkadaşlıklara çekilirsiniz ki ya da öyle derneklere üye olursunuz ki pişman olursunuz. Özellikle manevi duygularınızla ve spiritüel konularla, ruhsal konularla ilgili bir takım kulüplere, derneklere üye olacaksanız dikkat edin. Tuzak olabilir, sizi manevi anlamda çökertebilir. Lütfen orada çok seçici olmaya dikkat edin. Çünkü bunlarla ilgili bir takım gündemler ve konular bu sene sizi buluyor olacak. Bunun özellikle altını çiziyor. İş çevrelerinde
kariyer getirileri evi ve iş çevrelerini anlatıyor 11. ev. İş çevrelerinde böyle bir takım fırsatları evet yakalıyorsunuz. Bir fırsat bolluğu var. Dikkatleri çekiyorsunuz, popülersiniz, iş hayatında konuşuluyorsunuz. Ama dikkat edin, oradaki gizli düşmanlıkları da ortaya çıkarabilir. İşin içinde akrep var. Sizi kıskananlar, çekemeyenler, ne bileyim size taş koymak isteyen insanlar da olabilir. Herkese güvenmeyin, herkese kendinizi açmayın. Stratejik davranın ki siz strateji kurmanın en iyisisinizdir. Yükselen oğlaklar çok güzel strateji kurar. İş hayatında çok başarılılardır. Dolayısıyla bir de şöyle düşünüyorum. Şimdi o Jüpiter yükselenlerine sekstil açı yapıyor. Aslında bu destek bir açı. Bu güzel bir açı. Demek ki kariyer çevrelerinde aslında son derece desteklenecekleri, beğenilecekleri, belki yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilecekleri bir dönem. O şekilde ifade edeyim. Şimdi sevgili yükselen oğlaklar. 11. ev, yaşama dair kurduğumuz hedefler, beklentilerimiz, hayallerimiz olduğu için aslında son derece sürprizli bir sene olabilir. Böyle hayattan ne bekliyorsanız, içiniz ne istiyorsa onlarla karşılaşabileceğiniz son derece güzel bir sene olabilir. Demek ki aslında 11. evin konuları geniş. Kiminiz kariyerinde yükselmek istiyor, kiminiz evlenmek istiyor, kiminiz çocuk sahibi olmak istiyor. 11. ev güzeldir. Bu anlamda sizi destekleyecektir. Çeşitli fırsatlar ve hayata dair çeşitli güzel sürprizlerin sizi bulacağına emin olabilirsiniz. Sevgili yükselen oğlaklar, benden bu kadar. Evet, oğlaklar ve yükselen oğlakları da ele aldık. Ardından sırada kim var? Kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Evet, şimdi Jüpiter transitini siz 10. evinizde gerçekleştireceksiniz. 10. ev, kariyer evi, topluma açık evimiz, toplumsal statümüzü, sosyal statümüzü anlatan bir ev ve köşe bir ev. Yani oradaki her transit çok güçlüdür. Jüpiter transiti Akrep Burcu'nda 10. evinizde gayet güçlü bir transit. 13 ay boyunca sizi bekliyor 10 Ekim itibariyle. Şimdi kariyer gezegenidir Jüpiter ve 10. evde kariyer evi. Güzel kariyer gezegeni kariyer evinde. Gayet güzel değil mi? Evet. Gayet keyifli. İşle ilgili kendinizi göstermeniz son derece kolaylaşacak sevgili yükselen kovalar. İş hayatında dikkat çekeceksiniz. İşinizle ilgili güzel fırsatlar yakalayabileceğiniz bir dönem olacak. Yurt dışı bağlantılı işler ya da yurt dışı bağlantılı bir takım eğitimler de gündeminize gelebilir 10. evde. Patronunuzla olan ilişkilerinizde bir iyimserlik olabilir. Orada güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bir takım açılımlar yapabilirsiniz. Yani kariyer anlamında bu transit size aslında çok olumlu gelecek. Çok güzel bir transit. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki sosyal statü anlamında da fırsatlar getirebilir. Mesela evlilik gibi. Anne baba olma gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü 10. ev sosyal statümüzü anlatıyor. Yani bu anlamda da iyicil çalışabilir. Gayet güzel efendim. Şimdi fakat şunu unutmamanız gerekiyor. Bakın şimdi Jüpiter girdiği eve büyüteç görevi görüyor. Yani oradaki konularla ilgili bir şans kısmet getirirken bir yandan da oradaki bütün konuları bir büyüteç tutuyor. Şimdi işin içinde akrep var. Zaten yükselen kovaların özellikle ebeveynler, anne konusunda zorlandıkları hep böyle bir konular vardır Barış'cığım. Genellikle anneleri onları biraz tüketen bir yapıdadır. Tabi eğer doğum haritasında ay iyi konumlanmamışsa ama anne güçlüdür, manipülatiftir. Ailevi konular, anne, evlilik onlar için zor konulardır. Mesela yükselen kovalar için en çok boşananlardır. Çünkü 10. evde toplumsal statü evinde akrep olduğu için travmaları çoktur. Dolayısıyla şimdi orada özellikle zor bir gezegen varsa bir Satürn, bir Plüto vesaire Jüpiter onu tetiklediğinde ailevi konularda, toplumsal statünüzü ilgilendiren konularda ya da kariyer konularında çok zorlanabilirsiniz. Bilhassa mesela Eylül 84, Kasım 95 arası doğumlu yükselen kovalar. Orada sizin bir Plütonuz var. Şimdi Jüpiter oradan geçerken kariyerinizde ani bir dönüşüm. Ebeveynlerinizle ilgili sağlık konularıyla ilgili bir takım ani konular ya da evliliğinizde ani bir dönüşüm. Bütün bunlar olabilir. Kariyer, evlilik her türlü 10. ev çok önemli bir ev Barış'cığım. Evet. Orada önemli bir dönüşüm yaşayabilirsiniz ki zaten ay düğümleri de yani bütün güneş ve ay tutulmaları 1-7 aksında. Yani sizin genel olarak demek ki Ekim itibariyle evlilik konuları, evlenme, boşanma, ailevi konular, taşınma, yer değişikliği, kariyerinizde yeni açılımlar, yoğun böyle bombardıman gibi geliyor. Ben sizlerin yerinde olsaydım sevgili yükselen kovalar muhakkak bir astroloğa giderdim. Yani bu kesinlikle danışmanlık gerektiren bir dönem. Kesinlikle doğum haritanızı inceletin bir danışmanlık alın. Bu benden olur.
başka takip ettiğiniz bir meslektaşımdan olur. Hiç önemli değil ama bence alın. Ki siz yükselen kovalar seversiniz aslında astrolojiyi. Çünkü kova biliyorsun astrolojinin burcu başı. Hani bu anlamda da gayet güzel bir vurgu. Evet, demek ki Jüpiter 10. evin transiti size kariyer fırsatları, evlilik fırsatları, kendinizi gösterebileceğiniz toplum hayatında, cemiyet hayatıyla ilgili son derece güzel fırsatlar yakalayabileceğiniz bir dönem. Fakat orada zorlayıcı gezegenler varsa bir takım dönüşümler ve zorlayıcı sınavlar da yaşayabileceğiniz bir dönem. Bu tamamen sizin doğum haritanızın potansiyeliyle ilgili efendim. Evet, bu kadar barıştık. Uygurcuğum teşekkürler. Aslanlardan ve kovalardan özellikle bu dönemde bir dikkat istedin sen. Evet, aynen öyle. İkisi dikkat çekelim. Aslanlar da aynı şekilde. Aslında daha da böyle detaylı söylemek gerekirse boğalar, sevgili yükselen boğalar, akrepler, kovalar ve aslanlar için çok önemli barıştık. Evet. Çünkü bütün güney ay tutulmaları, kuzey ay tutulmaları hep 1-7-4-10 aksı. Jüpiterler hep köşe evlerde. Demek ki önemli bir dönem. Önemli bir döngüde şu an. Evet, anladım. Ve son burcumuz balıklar ve yükselen balıklar. Evet, sevgili balıklar ve bilhassa da sevgili yükselen balıklar, sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter, ikincil yönetici gezegeniniz de Neptün biliyorsunuz. Şimdi birincil yönetici gezegeniniz Jüpiter 10 Ekim itibariyle sizin 9. evinizde Jüpiter transitini gerçekleştirecek. Yükseleninize üçgen açı yapacak. Bu iyicil bir açıdır. 9. evin konuları da gayet keyifli konulardır. Demek ki güzel bir Jüpiter transiti size türlü şanslarla gelen bir dönem sizi bekliyor. Şimdi bu transit özellikle hayata bakış açınıza bir iyimserlik getirecektir ki yani buna da ihtiyacınız var. Çünkü 2015 sonbaharından beri Satürn tepenizde. Sizi kariyer konularında çok zorluyor. Ailevi ilişkilerde, evliliğinizde çok zorluyor. Kayıplar getiriyor. Hep böyle rüzgar ters yönden esiyor. Şimdi o Satürn'ü zaten 2018 itibariyle 10. evinizden def ediyorsunuz. 9. evinize gelen bir Jüpiter de hayata bakış açınızı tekrar güzelleştiriyor. Sizi bir sakinleştiriyor, iç huzuru erdiriyor. Bazılarınız için bir takım manevi yolculuklara sebep olabilir. Dini inançlar, felsefi bakış açılar, belki spiritüel bir takım ya da dini seyahatler. Hani böyle hayata bakış açınız, iyimserlik ve büyük resimle ilgili gerçekten önemli faaliyetler olacak. Birçoğunuz değişik eğitimlere başlayabilirsiniz. Değişik kitaplar okuyabilirsiniz ve bunların hepsi gündeminizde olacaktır. Bakın görün. Evet, yurt dışı seyahatleri olabilir. Yurt dışı bağlantılar konunuz olabilir. Yurt dışı bağlantılı eğitimler, iş fırsatları, taşınmalar ya da yurt dışında yaşayan tanıdıklarınızla yoğun iletişimlerin olduğu bir dönem olabilir. Mahkemeniz varsa onunla ilgili destek bulacağınız bir dönem olabilir ki çoğu yükselen balığı mahkeme olması ihtimali çok yüksek. Çünkü Satürn de 10. evlerindeydi ya Barış'cığım. Evet. Evlilik ya da iş hayatları ile ilgili bir takım mahkemeler olabilir. Jüpiter 9. evde onlara güzel destek verecektir bu güzel anlamda. Onu söylemeye çalışıyorum. Torun gelebilir. Evet. Yani 9. ev çünkü doğum haritalarımızda aslında çocuğumuzun çocuğu torunlarla ilgili bir evdir. Evet, torun gelebilir sevgili yükselen balıklar. Eğitim ve yayıncılık konularıyla ilgili bir takım gündemleriniz olabilir. Dediğim gibi bir takım eğitimlere katılabilirsiniz ya da bir kitap yazıp yayınlamak isteyebilirsiniz ya da YouTube'da bizim gibi ya da farklı sosyal platformlarda bir yayıncılığa başlamak isteyebilirsiniz. Hani bu tarz konularda birden hayatınıza giriyor olabilir. Evet, demek ki bakış açınızı güzelleştirecek bir takım böyle yurt dışı konuları, uzak şehirler ile ilgili bir takım konular, kariyeriniz için üçgen açı yapıyor, ilişkiler için, ailevi konular için güzel bir destek. Gayet keyifli sevgili yükselen balıklar. Benden de bu ay bu kadar. Uygurcuğum daha ne olsun? Evet. Çok detaylı yorumlar yaptın, bilgiler verdin. Gerçekten bazı burçlar için çok kilit şeyler söyledin. Evet. Bu videomuz şu anda Instagram üzerinden canlı yayında ama YouTube'da tek parça olarak takip edilecek. Instagram takipçilerimiz de az önce rica etti bunu yayınlayın diye. Efendim Instagram'dan yayınlamayacağız. Bizim Bantan yayın kanalımız YouTube. Ama canlı yayın için Instagram'ı da kullanacağız. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi şöyle, bizim önümüzdeki pazartesi bir yayınımız var. Evet. Tabii ki o yayında bana hani Jüpiter'le ilgili sorular sorarsanız çok sevinirim. Hani başka sorular değil çünkü gündemimiz Jüpiter olacak. Hı-hı. Hani başka bir konu sormazsanız sevinirim çünkü hızlı hızlı Jüpiter'le ilgili sorularınıza cevap vereceğim. Evet. Soru sorarken de tabii ki bana yükselenizi belirtmeniz gerekiyor. Çünkü öngörüler daima yükselen burca göre yapılıyor. Efendim şimdi Uygur Bey bugüne kadar oldukça yoğun çalıştı biliyorsunuz. Reklampedia kanalı içerisinde bütün sorulara cevap verdi. Fakat bizim şu anda aylık izlenme sayımız
yaklaşık 130 binler civarında, hatta biraz bile fazla olabilir, tam saymıyorum. Teşekkür ederiz bunun için. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Uygur Bey de yani insan olduğu için binin üzerinde bir ayda soruya cevap vermeye kalktığı zaman tabi bir süre sonra veremiyor. Kendi özel danışmanlıkları da var. Hatta zamanı da yoksa çok az. Yoksa ben seviyorum. Emin olun seviyorum. Evet. Ben zaten çok sohbetçiyimdir. Yazmayı, çizmeyi severim. Bir de hoşuma gidiyor. Sizden geri gelen tepkiler hoşuma gidiyor. Orada bir aramızda bir bağ kuruluyor. Bir yolculuğa çıkıyoruz sizinle. Ben zaten bunun için bu yayını yapıyorum. Hani bu bağ oluşsun diye. Hani sizinle uzun süreli, uzun soluklu bir bağımız olsun istiyorum. Hani bu benim için çok kıymetli, çok önemli. Fakat dediği gibi Barış'ın çok fazla soru geliyor ve maalesef zaman kısıtlı. Dolayısıyla artık herkese geri dönemiyor. Bunun için de beni bağışlayın. Yani her soruyu ben görüyorum ama sorunun cevabını teknik olduğu için Uygur Bey verebilir. Dolayısıyla da biz artık soru cevapları daha çok canlı yayınlara çevireceğiz. Sizlerle hem daha büyük, daha net bir iletişim, daha sıcak bir iletişim yaratacağımıza inanıyoruz. Şimdi önümüzdeki pazartesi bizim için de bir sınav olacak. Sizlerle ilk canlı yayınımız olacak. Bakalım nasıl gidecek. Eğer her şey olumlu giderse de açıkçası bol bol canlı yayın yaparız. Neden olmasın? Aynen öyle. Efendim canlı yayınlarımız nerelerden olacak onu da belirtelim. Lafı çok uzatıyoruz gibi olabilir ama biz de büyük bir değişimin etkisindeyiz. Yani Jüpiter bizleri de etkiliyor. Biz de yayın kalitemizi ve frekansımızı size ulaştığımız alanları arttırma konusunda bayağı bir efor sarf ediyoruz. Öncelikle YouTube, ardından Instagram, ardından Facebook. Bunun devamı da gelecek. Diğer mecralar sürpriz şu anda. Yavaş yavaş bunun haricinde tekrar şeyi de belirtelim, radyomuzu. www.reklampedia.com'un üzerinde bu ay içerisinde bir terslik olmaz ise Ekim ayı içerisinde radyo yayınlarımız da başlıyor. Tekrar edelim, biz söyledikçe oluyor, hani söyle aklından geçirdikçe olurmuş ya, bakarsanız Uygur Bey'i canlı radyo bağlantılarıyla da sizle buluştururuz. Neden olmasın? Çok, yani ben çok isterim. Efendim Jüpiter Akrep'te ne olacak, neler bizi bekliyor, buna göz attık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir astrolojide görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız.